Timuzi'yle devam ediyor. Efendim şimdi bir konuk davet edeceğim. 2-1-0 dikkat. Gorgonzola uzay gemisi inişe geçiyoruz. Şey takımları hazır mı? O zaman sok devreye. Şeyini. Ya Cyborg kardeşim sağ yap. Sol sağ. Ya stüdyoya çarpacağız. Ya ehliyetini Kozmo Market'ten mi aldın? Tövbe estağfurullah. Tamam park et. Ben Ebru'yu alıp geliyorum. Işınla beni. Canım, selam canım. Sen nereden çıktın ayol? Size getirdim. Uzay orkidesi. Ama dikkat edin, batabilir. Önemli olan insanların batmaması ya. Yes. Okey. Bende kalsın o zaman bunlar. Git. Batarsa? Batarsa bana batsın. Sana... Sevdanın yolları. Sevdanın yolları bana maçka yolları. Gel. Ha, ne arıyorsun burada yoksa? Ya ben ne aradığımı biliyor muyum? Bir yerden çıktım ben Ebru. Nereden? Ya... insanların çıkması güzel ama girmeden çıkamazsın. Nereye? Sen insanların kalbine girmişsin kardeşim. Ben... sevgi yüce bir şey. Ben Mars'tan yeni geldim. Ve oradaki anneler isyan ediyor. Ebru Gündeş niye yukarı gelmiyor diye. Mars'ta. Evet. Mars'ta beni tanıyorlar mı? Ya herkes seni tanıyor. Mars'ta hayat var mı? Mars'ta hayat var. Yaşamak güzel bir şey. İnsanlık, kardeşlik... kuşlar, böcekler, çiğ köfte, lahmacun, nezle, köpek dansı hepsi güzel. Eğesi şu, hazırlan gidiyoruz Ebru. Nereye? Yukarı gideceğiz, uzaydaki annelere konser vereceksin. Uzay gemisini yukarı bir yere park ettim. Polisler çekmesin veya uçaklılar her an taşlayabilirler. Anladım ben seni. Hadi gitmeliyiz Ebru, ya. Vakit az. Yürü git ben programımı yapayım ayol, deli misiniz? Ya, olmaz ya. Anneme söz verdim. Yazık değil mi ya? Yaşlı kadına. Kaç yaşında annen? Çok fazla değil ya, 5550. Normal değil galiba. Ya esasında... Peki bir şey soracağım, annen 5550 yaşındaysa sen kaç yaşındasın? Orası biraz karışık. Benim annem 5550 ya. Ben onun dört katının, kotenjantının, tanjantının ikiye bölümüne eşitim. Ya bu ışık ya da hesapları kafamı karıştırıyor. Hadi Ebru, gidelim uzaya. Ya bırak Allah aşkına. Vakit kalmadı ya. Efendim şimdi? Ya ölümü gör gidelim ya. Söz verdim bütün Mars'a karizmam yerle bir olacak. Mars'taki... Ya benim Mars'ta ne işim var? Deli misin, divane misin bir adam? Deli olmak... Ya delirtme beni Ebru. Gidelim ya. Ya nereye gideceğiz kardeşim? Yukarı çıkalım, orada daha güzel program yaparsın. Ayakların yere değmez. Uçarsın havalarda. Ben burada da değmiyor zaten. Doğru. Hadi Kaptan Kirk, Mr. Spock, uzaylı anneler,
bebeler yersi bekliyorlar. Bak bir şey söyleyeyim. Ben bu programı yapayım, ondan sonra beraber gideriz. Olmaz mı? Ya olmaz. Vakit kalmadı. Polisler çekmeyin kardeşim. Uzayda kim gidiyor? Cyborg kiralamıştım da. Hadi Ebru gidelim. Ne olur beni kırma. Ya yürü Allah aşkına. Beni kırma, benim kafamı kır daha iyi. Hadi. Ben götürüyorum Ebru'yu. Kusura bakmayın. Ya mayak mısın kardeşim hadi sen gidiyorum. Ya? Hadi gidiyorum. Gelin. Allah'ım yarabbi yarışırım Allah. Programda bir de bu delilik eksikti. Efendim. Yavuz'un biliyorsunuz Klas FM'de programı var. Acilen oraya gitmesi gerekiyordu. Kendisine teşekkür edemedik Mustafa Topaloğlu tiplemesi için. Buradan kocaman alkışlar gönderelim kendisine. Boş vere, boş vere, ne hale geldik. Her yüze gülelim biz dostum. Bir şey soracağım. Şimdi... Bana lütfen. Evet. Yan gözle bakmam. Mümkün değil. Şöyle. Allah yani işte. Sanatçı halkın malıdır. Ben malım. Mala bakın. Sen benden sen vazgeçmiş gibisin. Ben hala tutkunum. Efendim, öyle şarkılar vardır ki aşkı ve sevdalandığınız insanı çok güzel anlatır. Bu şarkı onlardan bir tanesi. Ben çok seviyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Buyurun lütfen. Thank you.
parçası söküp atamıyor. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyor. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi çağıracağım konuğumun bir misyonu var. Gittiği her programda, gittiği programın sahiplerinden bir ricası, bir isteği oluyor. Onun isteği ise kendine dair değil. Sadece ve sadece hayır yapılmasını istiyor gittiği programlardan. Ve bizden de böyle bir isteği oldu. Biz de takdirle karşıladık kendisini ve onun sayesinde bir çocuğumuzun tedavisini üstleniyoruz. Ve Küçük Yalı Delta Hospital'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu küçük kardeşimizle ilgili bizlere yardımcı olacağı için ve vesile olan, bunu isteyen hakikaten Türkiye'nin en iyi sesi, en iyi yorumu. Kim geliyor biliyor musunuz? Selami Şahin. Selami Şahin geliyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizlerin yanınızda olup da iyi olmamak mümkün değil. İltifat etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin gittiğiniz programlardan isteğiniz var. Evet. Katılırım fakat mutlak ve mutlak bir hayır yapılmasını istiyorum. Tabii. Gibi bir isteğiniz var. Biz de ona uyduk ve çok da mutlu olduk efendim. Kendisine bir kez daha alkış rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben çok kısa bir iki kelime etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. O kadar fakir aileler var ki çocuğu hasta olup tedavisini yaptıramayan çok bana alo diyenler var. Ben Ebru arkadaşımı aradım. Ebru diyorum, o benim canım, ciğerim, dostum, arkadaşım. Onun için öyle Ebru hanımefendi nasılsınız demiyorum. O hakikaten Ebru benim için çok önemli. Sesiyle, kalbiyle. Telefonda Selamicim, canım benim, sana çok teşekkür ediyorum. Beni böyle bir olaya vesile ettiğin için, bu ibadet gibi kutsaldır. Ne gerekiyorsa yapacağım dedim ve bir aloyla bir dakikada hallettiler. İki... Çok teşekkür ediyoruz bu bağlamda. Delta Hospital'a da çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Delta'ya çünkü... çok teşekkür ediyorum ben de. Evet, çok teşekkür çünkü ederim. Orada yapılacak efendim tedavileri. Evet. Şimdi konuşalım mı, şarkı mı? Nasıl isterseniz. Şarkı. Hemen mikrofonunuzu veriyorum. Tamam. Ama canlı da istiyorum daha sonra. Biraz sonra tamam. Tamam. Okey. Çünkü seni bulmuşken canlı okay diyorum. Olur mu? Okey, yani İngilizce biliyorum anlamına geliyor. Okey. Okey. Thank you. Okey. Okay. Sen
Ben hala deliyim, hala sevdalıyım. Yaktığım ateşi söndüremedim. Sen hala çılgınsın, hala belalı. Ah, hala belalı. Çekmeyi başladınız. Biraz sonra
Neden bu şarkıyla başlan? Bu benim hayatımın şarkısı. Ben bu şarkıyı çok şimdi seviyorum. Ben iki CD getirdim. Kulisteyiz. Ne okuyalım? Ne okuyalım? Ben iltifat etmesini sevmem. Burada şu gördüğünüz değerli orkestra, değerli arkadaşlarımızın belki de kiminin dedesiyle, kimisinin babasıyla onlar biliyor ve onlar benim evlatlarım. Ben bu şarkıyı ne zaman okusam gözlerim doluyor. Niye çok duygulandım? Bu şarkıyı sevgili Ebru çok seviyor. Ben Ebru'ya hayranım. Çünkü gerçek anlamda çok güzel bir ses. Ve ben neden çok duygulandım? Çünkü benim yeğenlerime, yavrularıma bakınca nasıl bu müzik dünyasına geldim, ne günler yaşadım, onların dedeleri ve babalarıyla bir bütünleştim. Çok duygulandım bu gece, bilmiyorum. Yani onlar bende anıları çoktur. Onlara sevgilerimi sunuyorum ve senin için bu şarkı. Tamam, biraz sonra okurum. Biraz tamam. Kendimizi toparlıyoruz efendim. Ne olacak? Şimdi bedava şarkı söylemek de zor oluyor ya. Şimdi bence seni... Pardon. Efendim, Selami Şahin'i asla ve asla böyle görmek pek mümkün değildir. Şu anda hakikaten bir duygu yoğunluğu yaşıyor. Evet. Ona bir şey sormakla onu bozmak istemiyorum. Tabii sorabilirsin. Bir toparlayalım mı kendimizi? Bir şarkıyla. Şey, bir şarkı. Mesela ben. Evet. Bir şarkı daha mı? Sen varken ne yapılabilir başka? Peki o zaman yine Ebru'nun, canım Ebru'nun çok sevdiği bir şarkı okuyacağım. 1974 yılında daha Ebru neredeydi anasına sormak lazım. 74 doğumluyum ben. Öyle mi? Evet. Doğduğun yıl yaptığım bir besteme okuyacağım. Bu bestemin adı Dün Akşam Yine Benim Yollarım. Yine ağlanacak yani. Canım. Tamam. Senin olmaya geldim.
dökmüşsün. Yollarıma.